Herkese merhabalar efendim. Futbol Arena'ya, şampiyonların oyununun yeni bölümüne hoş geldiniz. Sen de hoş geldin Erbotur. Ya Kariyer sezonunu oynadı geçti Saza. Ama bu sezon bir kariyer sezonu final imza performansı da yapabilir gibi geliyor. Şu anki liderliğini gösteriyor. Onu Afrika kupası belirleyecek bence. Bak çok haksız, unuttum ya. Dezerbi demiş ki İngiliz hakemlerinin %80'ini sevmiyorum. Dünyada varım verdiği kararlardan emin olmadığımız tek ülke İngiltere'dir. Değildir. Değildir. Yıllar önce para için varlığı bir dert yokluğu yara demişlerdi ya. Var içinde aynısını söyleyebiliriz diyebiliriz. Varlığı Ne 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 olsuz diyorsun. Abi. Onu açıyor. Biraz konuşalım. Valla ligde fark yaratan bir performans. Şakil O'Neal gibi. Topu havaya at o smaçlıyor. Real Madrid son şampiyonlar ligi şampiyonluğunu şansa kazandı. Kimse hatırlamayacak diyor. Ancelotti de buna yanıt olarak Pique kendi dünyasında yaşıyor diyor. Aynen saçmalamış falan da diyor hatta. Ben de katılıyorum saçmalamış. Sen bile hatırlayıp konuşuyorsun işte Pique. Aa çok güzel söz geldi aklıma öyle deyince. Onu unuttum demek bile onu hatırlamaktır. Hangi ikilinin aynı takımda ter dökmesini isterdiniz? Bilmiyorum mesela ben Ronaldo ile Messi bir takımda izlemek hiçbir zaman ben istemezdim. Ben de istemezdim hiç. hiç Haaland ile de, ve de istemiyorum. istemiyorum. İstemiyorum yani. Buradan Bavyera'da arkadaşlarımıza sesleniyoruz. Lütfen. Mini ki... TV'de yer açılırsa <laughs> bana bir ev verin. Her <laughs> de lütfen şöyle merkezi ısıtmalı. Işıklandırması güzel. Kombili mi yoksa? Kombili olsun. Herkese merhabalar efendim. Futbol Arena'ya şampiyonların oyununun yeni bölümüne hoş geldiniz. Sen de hoş geldin Otur. Teşekkürler. Tişörtünle renk katıyorsun bugün Beğendim. programa. Beğendim vallahi çok iyi. Sağ ol. Bir rakip Alboa sever olarak. Güzelmiş. Bu tişört çok gidiyor. Çok teşekkürler. Milli araya girdik. Dolayısıyla e, hem milli maçlardan sonuçları oynandıktan sonra konuşacağız tabii ama bu arada da biraz daha Avrupa'ya ağırlık verdiğimiz bölümler aslında olacak. Premier Lig'de zirve yarışıyla başlayalım istersen. Ee, çok Premier Lig'e zaman kalmamıştı. O kadar e, hararetli haftalar geçirdik ki programda çok konuşamamıştık. Şimdi uzun uzun yer ayırabiliriz. City zirvede 28 puanla ama alt taraf karışık tabii. Liverpool, Arsenal, Tottenham, Aston Villa orada belki Umazan. evet yani belki değil hatta sürpriz sayılabilecek bir performans. Ee, nasıl değerlendirmek lazım? Yani şöyle e, son yılların en iyi Şampiyonluk yarışının yaşandığı sezon Premier Lig'de. İlk 4 için de aynı şekilde Öyle bence olacak. yani Haklısın. hani ilk 4 yarışı müthiş olacak. Yani Tottenham geçen haftaya kadar zirvedeydi. Ya yani en ufak bir hataya izin vermeyen evet. bir sezon. Tabii maçlar da çok acayip geçiyor. Çok. Yani hafta sonu bir Chelsea City maçı izledik. Hani bir Hollywood senaristine versen böyle bir kaos çıkarır. Yani yağmur yağıyor, herkes birbirine kayıyor, son dakika penaltısı bir de geçmişten mesela. Dramatik gene, bir maçtı yani. Yani Sterling Cole Palmer iki eski City'li ilk kez eski takımlarında gol attılar. Biri 90'da 20 yaşında çocuk. Yani hakikaten çok acayip bir hikayeydi. Evet. Ve şimdi böyle City'nin dahi böyle takılmalar yaşadığı bir Tabii. sezonda her şey olabilir. Gönlünden ne geçiyor? Mantığın ne söylüyor şampiyonluk için? Ee, ya ben mesela City dışında bir takıma şampiyonluk Ta görmek isterim. Çünkü City'nin her şeyi kazandığı sistemi, Premier Lig'de de sürekli şampiyon olduğu sistemi yaşadık, gördük. Eee Arsenal'ın o yarışı vermesini isterim mesela. Liverpool'da gördük çünkü. Ee, bir yandan Tottenham'ı da tabii ben istiyorum. Biliyorsun evet, çok evet. severim Tottenham'ı. E, bu sene çok acayip bir performans sergiliyorlar. Son iki maçta takıldılar evet ama o normal yani. E, hani o mücadelenin içinde son haftalara kadar kalmasını isterim. E, Liverpool'da bence Şaşırtıcı şöyle, tabi geçen sene geride kalmıştı. Transferler üzerinden hep yorumladık. Acaba hani gerçekten o problemler çözüldü mü? Çözülüyor. E buraları da oynamayı çok iyi biliyor yani sezonun sonunu. Oynamayı çok iyi biliyor Jurgen Klopp ve öğrencileri. Yani bölüm sonu canavarı City'yi tek yenebilen onlardı doğru, doğru. uzun yıllar boyunca. O yüzden yabana atmamak lazım Liverpool'u da. Ki Aradan döndükten sonra Liverpool City maçı izleyeceğiz. Evet. O da müthiş. etkileyecek her şeyi. Ben e, City dışında bir şampiyon görmeyi evet, çok istiyorum. Yani. Ve bu bu arada Arsenal'ın olabilme ihtimalini yüksek görüyorum bu sene. Hı -hı. Daha olgun görünüyorlar. Daha tecrübeli. Doğru. Tottenham'da şu sorun oldu. Tottenham'ın çok iyi bir hocası var, çok iyi bir sistemi Hı -hı. var, birbiriyle çok iyi uyuşmuş bir takımı var ve fakat çok az sayıda. A kalite oyuncu var. Şimdi Van de, Madison sakatlanıp Udogi de eksik olunca evet, bir anda aşağı çekiliyorsunuz düştüm. ki defen uzun süre eksik kalacak. İlk dört mücadelesi verecek bence ben, Tottenham zaten ben yani de öyle şampiyonluk düşünüyorum. yarışı biraz hayal olur. Yalnız Liverpool beklenenden daha şampiyonluğa yakın bence. Katılırım. Zoboslai çok önemli katkı yaptı. McAllister keza öyle. Şimdi Endo dahi bir katkı yaptı. Ama Salah yani kariyer sezonunu oynadı geçti Salah ama bu sezon bir kariyer sezonu final imza performansı da yapabilir gibi geliyor. Şu anki liderliğini Onu gösteriyor. Onu Afrika Kupası belirleyecek bence. Bak çok haks, unuttum ya. Afrika Kupası belirleyecek bence Salah'ın yine o kariyer sezonlarından biri olacak mı olmayacak mı? Aa, çok etkileyecek yani Salah'ın sonu. Çok etkiliyor çünkü Eş... gerçekten yani. Eş... Şimdi bak bazı takımlar var oradan bir oyuncuyu çektiğinde çok fark etmez. Yani Haaland'ı al, City gene şampiyonla Ligi'nde oynar. Ama e, Salah aldığın zaman Liverpool oynayamaz şampiyonla. Şimdi aynısı şimdi son da olmayacak. Yani sonu aldığın zaman Tottenham o dönemi nasıl geçirecek? Kolay Çok olur. zor. Evet. Yani oralarda bence kartlar yeniden dağıtılır. Unai Emery hocamın da tabii şu an yarışa yaptığı katkıya Aston Villa'da bir evet. parantez açalım. Watkins inanılmaz performans gösteriyor. Dia bir keza öyle. Hoca bak A klas takımlarda değil ama baş altı takımlarda evet. çok başka bir şey yapıyor. Katılıyorum. Ortaya. Gerçekten öyle takımı, takımdan ve oyunculardan daha iyi bir performans ya da maksimum verim alıp geliştirme konusunda müthiş bir hoca. Bence şampiyonluk kadar zaten o işte ilk dört mücadelesi de oraya Newcastle'ı, United'ı hani oraları zorlayacak. Bilemiyorum Chelsea form tutabilecek mi acaba? O Sonuçta tutmaya başladı e, sanki. Başladı çünkü hafif hafif. Yani o bence Şampiyonluk evet çok heyecanlı olacak ama ilk 4 mücadelesi de Şampiyonlar Ligi için son hafta son maça kadar kalabilir yani bence. Bu şimdi bak mesela bir iki tane not almıştım onu söylemek istiyorum Hı -hı. senin bu söylediklerine ek olarak. Liverpool ilk 12 maçında Premier Lig'de 18-19'da 30, 19-20'de 34, 20-21'de 25, 21-22'de 25, geçen sene 16 şimdi 27 puan toplamış. Şampiyonluğun içinde olacağını gösteren bir istatistik. Evet. Bir de şimdi bu ilk beşi görüyoruz. Hani öldü bitti dediğimiz United'ın da gerçekten bence öldü bitti. 21 puanı var. E tabi işte yani. Yani çok çok iyi, çok çekişmeli geçiyor çok sezon, sezon. Çok, çok güzel sezon. Şimdi Premier Lig'de de var tartışmaları çok fazla. Bunu aslında kendi ligimizde de birleştirebiliriz. Tabii. Ya ben açıkçası bizim ligimizde hakemleri inanılmaz formsuz buluyorum. Yani ekstra ekstra. Ama Avrupa'nın birçok büyük liginde de ee, var üzerinden hakem tartışmaları çok fazla. Şimdi hızlı hızlı okuyorum. Dezerbi demiş ki İngiliz hakemlerinin %80'ini sevmiyorum. Dünyada varım verdiği kararlardan emin olmadığımız tek ülke İngiltere'dir. Değildir. Değildir. Ee, Arteta demiş ki dünyanın en iyisi olduğunu söylediğimiz Premier Lig'de bu yaşananlar utanç verici. Erik Tenak şampiyonlar liginde aleyhimize tartışmalı 3 penaltı verildi demiş. Ee, Brandon Rogers Futbolu öldürdünüz. Var'ı kaldırın. Futbol bir saha sporudur. Ekran sporu değil. Bilgisayar oyununa çevirdiniz demiş. Damiani de demiş ki biz futbolu sadece iş için değil tutku olarak gören bir kulübüz. Ancak Var sistemi şeytani bir düzen haline aldı. Hiç kimsenin güveni kalmadı. Bu arada yani Var'ın en kötü uygulandığı ülke belki İtalya olabilir. Hmm. E, yani İtalya çok ekstra e, bu konuda. O yüzden e, bilemiyorum yani Damiani'nin biraz aynı şeyi itirazlı daha farklı yönde olabilir. Ama Premier Lig'de bile hocaların geldiği noktayı görüyor musun? Ya geçen gün bir açıklaması vardı bir oyuncunun. Şimdi ismini unuttum kusura bakmasın da. Bakmaz zaten. <laughs> şöyle dedi yani artık gole sevinemiyoruz. Tabii. Bekliyoruz ki vara dönüyoruz ondan sonra seviniyoruz. Evet, evet bu etkisi... Şimdi şöyle gerçekçi olalım. Teknoloji bir yerden hayatınıza girdiği zaman, teknoloji bir yerden hayatınıza girdiği hı hı. zaman onu oradan çıkarmak mümkün değildir. Yok, evet. Ama hayatınızı bozmayacak şekilde uygun hale getirebilirsiniz. Varda da belli bir düzenleme gerekiyor bence. Ha bu arada güvensizlikler falan bunlar başka, evet kimse. Güvenlik. Onlar bambaşka konular, Evet. Çünkü biz standart olmadığı için çok ıı, öznel yorumlar üzerinden gittiği için yani orada bir standardı koymak da çok zor. Ya diyorum ben hep bunu söylüyorum. Yani Dünya Kupası'nda, 14 Dünya Kupası'nda ilk hayatımıza girdi değil mi? E, şey 2018 18. pardon. E, 14 nereden çıktı? 2018 Dünya Kupası'nda hayatımıza girdi ve böyle ağzımıza bal çaldılar. Muhteşem bir var performansıyla. Bir daha asla o seviyede ne Avrupa'da ne işte bizim ülkemizde bir var performansı olmadı. Tartışmaya devam edilecek yani bu. Ya, belli net sınırlar konulana kadar, ne bileyim bir standart oturtulana kadar daha yeni bir sistem aslında uygulamaya geçtiğimiz yani. Ya bu konuda soru işaretlerim var. İzleyicilerin de yorumlarını merak ediyorum. Yani M var, payı, işte var. Var tamamen tekrardan. kalkmalı mı sence? Yarı otomatik offsite okeyim ben mesela. O güzel. Ya onda bile bilmiyorum e ya. Ya bilmiyorum. Çok küçücük böyle artık tırnak farkıyla, kız farkıyla offside'ler falan işte o sevinçler, üzüntüler o biraz ruhuna aykırı buluyorum. Ona ben karşı. Ben geri kapalıyım yine biraz Yo, bu konuda. Ben orada <laughs> şeyi düşünüyorum. Ee... <gülüyor> Nerede? <gülüyor> çok tatlı ya. Çok tatlı. <laughs> Duruyor öyle. Neden gitti zannettim. Ben <laughs> ee, Arsene Wenger tarafındayım. Yani Offside'ı vereceksen hayır bir <laughs> Şey diyor ya bir çizgi olsun o çizginin yani bir, bir adam geçecek bir çizgi olsun <laughs> önündeyse offsite olsun. Ha Bu gıdımla verilen offsite'lar biraz garip oluyor çünkü Sinem. Evet. Ama şimdi bazı şeylere de karışmıyor mesela protokol gereği ama onlara da karışması gerekiyor bence. Ya evet işte yani neye göre işte gördüm izledim ben gerek yok diyor hakem o zaman çağıramıyor ama mesela net belki de bir hatası var yani bilmiyorum işte çok çok subjektif bir konu ya. Yani işte, Ama var hayatımıza ve çıkmayacak yani. Onu unutalım. Yıllar önce para için Bence, var. Bence, benim fikrim. Ben de aynı noktadayım. Yıllar önce para için varlığı bir dert, yokluğu yara demişlerdi ya. Var için de aynısını söyleyebiliriz. <laughs> varlığı ne bir onunla dert. ne olsuz diyorsun. Hani tabi, varın varlığı bir dert, yokluğu yara. O zaman Migros Hemenli haftanın hızlısı diyoruz. Burada onu açıyor. Biraz konuşalım. Valla ilk de fark yaratan bir Performans? ilk 8 lig maçında 6 gol attı. Sherlock'u ve Cornelius'u geride bıraktı bu anlamda. Hmm. Aslında performans çok net anlatan çok bir durum. Çok Bir de biraz geçmişine baktığınızda Danimarka'da, Belçika'da hep goller bulmuş, gol kralı olmuş, evet. fark oluşturmuş bir oyuncu. Zamanında hatalı bir transfer yapmış bence Southampton olmuyor. Orası iyi geçmiyor. Yani evet. Premier Lig'de bir oynamak çok zor. İngiltere'de oynamak zor. Hı hı. Bir de Southampton'ın sistemi ona açıyor uygun değildi. Hızlı, biraz de... fazla hızlı kalıyor bence ona açığı için Premier Lig. Bir de Southampton çok kötü durumdaydı yani o hı dönemi hı. düşündüğümüzde küme düşmeme mücadelesi içinde. Haliyle ona çuluk olmamıştı. Ama düşünülenden çok iyi oyuncu transfer etti. Trabzonspor. Ekrana da yani hayatımıza da yansıyor. Ekrana yansıdığı gibi hayatımıza Kesinlikle. da yansıyor. Yani o kadar e, uzun böyle bir center for'un aslında e, zaman zaman daha hareketsiz ya da atletizminin düşük olabileceğini düşünebilirsiniz. Evet, Öyle değil ama e, yani hani çok bazen çok fazla çaba harcamadan da gol atabiliyor. Zaten hava toplarında inanılmaz öne geçiriyor sizi rakiplerinize karşı. Ki bence genelde Türkiye takım boyu, Türk takımlarının Hı -hı. boyu çok zaten uzun değil. İşte ona açlığınız varsa oralarda büyük avantaj oluyor size yani. Her duran top riskli rakip için, Trabzonspor rakibi için. Öyle, bir de hem kalıplı, uzun, oyunu bilerek oynuyor. Evet, Abdül... zamanlaması iyi. Evet, Abdullah Hoca gibi bir hocayla çalışıyor olması bence önemli gelişimi de açısından. Çevresinde servisçiler olmuş, şu anda da iyi servisçiler var. Hı hı. Ee, bitiricilikte, Metin Tekin'in o sözünü buraya da koyalım. Santrafor dediğin tahmin edilemez olmalı. Tahmin edilemez işler yapıyor bu hafta yaptığı gibi. Çok büyük bir fırsat ve özel izleyicisi olacağını düşünüyorum ben onun uçunun. Stoperlerin de Trabzonspor maçı olmasın oynamayalım aman diyeceğini düşünüyorum. E, aynı şekilde evet. Yani rakip stoperlere ve kalecinin başına dert bir oyuncu yani. Ya bir de bazı oyuncular vardır bak sporlarda fiziklerini bazı oyuncular vardır. Fizik olmasına hemen iyi kullanamazlar. Evet. Ya mesela Yaşım çıkacak. George Muresan diye bir basketbolcu vardı. <laughs> Yıllar önce NBA'de. Washington forması giymiş. Ama yani çok hakkını veremezdi işte bazı oyuncular fiziğinin. Öyle değil. Yani <laughs> Shaquille O'Neal gibi topu havaya at o sımaçlıyor. Sen topu havaya at. <laughs> ya ya. Sen bir havaya at. Bitirici. Ya vuruyor ya indiriyor. E yerden attığında da mesela ilk gol çok hakkı verilmiyor. Çok güzel bir bitiricilik ters köşeye vuruyor. <laughs> Valla harika transfer. Bence unutulmayacak bir Süper Lig yıldızı olarak tarihe geçecek. Ben hey, gol, gol krallığında Jack Quirardo izlerinden çok konuşuluyor ama X faktör onu açı unutulmasın. Sezon Hı -hı. sonu farklı işler olabilir. Peki Migros Hemen haftanızı kapatalım yine sohbetimize devam. Şimdi geçen haftanın ve bu haftanın böyle enteresan golleri vardı. Biz de bir anket yaptık Twitter'da. Gelsin ekrana. Sizce geçen hafta liglerde atılan en güzel gol Hangisiydi şeklinde burada da 10 ön planda 68 de çok acayip bir gol attı bu arada yani. Puşkaş ödülü adayı bence o gol <laughs> topukla İbrahimovic'in attığı topuk golünden daha güzel olduğunu düşünüyorum ben. Katılırım yani doğru. Ve oy almasını anlıyorum. Ben burada bir de Jonjo Shelby'ye ayrı bir başlık Hı -hı. açmak istiyorum. Hı -hı. Yani Rize Spor formasıyla muazzam bir gol attı. Hatta İngiliz medyasında bayağı e, yer haber aldı oldu. evet. Rize muazzam transfer yaptı, biz bunu burada konuşmuştuk. Shelby çok önemli bir oyuncudur, oyun kurucudur. Ve çok akıllıdır, çok iyi de uzaktan şut atar. Zaten gördük. Gördük. Ben Shelby için ayrı maç izlerim, izlemeyi de sürdüreceğim. Peki devam edelim. Şimdi yapay zeka ile statlar yapılmış her batır. Bayağı güzel çalışmalar da var. Evet, çok hoşuma gidiyor. Ee, tek tek ekrana getirelim. Böyle bir stat Muazzam. Galatasaray için muhteşem bence. Yani harika. Devam. Beşiktaş'ın. Bu evet Beşiktaş'ın stadı e, Güzel Bu olmuş. da çok güzel bence. Çok güzel olmuş. Gerçekten Avrupa'nın en muhteşem statlarından yani. Öyle. Olmabahçe'de Deniz'in karşısında. Yani mesela Beşiktaş'ın değiştirmesi gereken çok şey var seçimden sonra. Stada da Şöyle bir ekleme yapılsa fena olmaz yani. <laughs> Değil mi? Devam edelim. Fenerbahçe'nin stadı da çok güzel. Ben buna bayıldım. Geceyi aydınlatan bir Fener tadında. Yani buna bayıldım ve bence içlerinde en yapılası, yapılması daha kolay olanı bu. Fenerbahçe'nin işte... Ya, evet yani gerçek, evet, gerçek e, dünyaya uyarlanması gerekirse diyorsun. Ben en çok e, fikir olarak bunu uygulanabilir buluyorum. Kolay bir şekilde. Daha Hı -hı. rahat bir şekilde. Kolay değil de. Fenerbahçe'nin stadının böyle... ...yenilenmesi üzerinden bazı yorumlar yapılıyor. Hı -hı. Abi... ...en çok bu fikri beğendim. Bence bu yapılmalı... ...Fenerbahçe stadının çevresinde... ...Kadıköy'de. Yani gece giriş... çok güzel olur. İşte bu görüntüde falan. Muhteşem... ...görünür yani. ışıl ışıl. Bence bu... ...feneri... Yani... ...hani Fenerbahçe Cumhuriyet'in feneri... ...oradaki aydınlatma... ...bence yeni yapılanma başladığında... Bu yapılsın olabilirim. ya. Ya bu sadece yapay zekada kalmasın. Gerçek insan zekalarından da <laughs> mühendislik ve mimariyle inşa edilsin. şeyler çıkabilir. Bayıldım ya. Devam. Çok güzel. Ben bunu da çok beğendim. Çok güzel. Muhteşem olmuş bu da. Çok zor yapılması. Çok görkemli. Yani evet imkansıza yakın artık bunu yapmak. Ama bu çok görkemli. Çok çok. Ee, harika bir şey ya perfect storm gibi görünüyor yani çok iyi. Kusursuz fırtına diyorsun. Evet. Çok iyi görünüyor. Bak ben ben sürekli gerçeğe dönüştürme sözlerinden konuşuyorum. <laughs> Dalgalar kısmını çok yapamayabilirsin ama stadın çevresi yapılabilir. Şey yani evet kaplamayla. yukarı doğru değil de kaplamayla evet. o dalga efekti verilebilir doğru söylüyorsun. Çok çok güzel olur. Hakikaten yapay... bayıldım ya bunlara ben. Mesela yapay zeka biraz tehlikeli yalnız. <laughs> ya işte bu şey var ya teknolojinin de iyi yanlarını alalım ama işte girdiği zaman da biraz etkiliyor. Yapay zekada da o sıkıntı olacak gibi. Öyle yani. Çünkü hani çok kontrolsüz şekilde üretilebilen ve çoğaltılabilen bir sistem. Hani bunun bu çalışmalar, yaratıcı çalışmalar veya işte ne bileyim tıp alanında kullanımı vesaire bir sürü faydası var. Biz kendi telefonlarımızda bile kullanılmış anlamda bir sürü faydası olabilir ama işte Olmayan şeyleri üretme konusunda da e, sıkıntı yaratabilir yani ses kopyalama vesaire vesaire bir sürü şey var. Kimin ellerinde nasıl kullanıldığına bağlı değişir yani. E tabii canım yarın öbür gün işte dünya liderleri açıklama yaptığında bir sporcu bir tabii. şey dediğini nereden bileceğiz gerçekten yapıp yapmadığını oraya doğru gidiyoruz. Işte Biz evet. ne yapıyoruz 90'lar çocukları olarak? hala video programından real yapıyoruz kendi kendimize. O kadar. <laughs> teknoloji o kadar. bizim, bizim teknoloji tabii. orada bitiyor ya. Benim özellikle bitiyor yani. <laughs> orada teknoloji. Bir de Spotify'dan müzik dinliyorum. O kadar. Ben hala e, reels çekeceğim mesela bir şey anlatacaksam Hı -hı. notları elle falan yazıyorum yani. Yok onu konuşmuştuk ben Tabi Yok teyze. ben yazıyorum. Mutlaka. Çok ilginç yani. Neyse devam ediyorum. Aveon Global Sigorta ile haftanın enleri diyeceğiz yine burada haftanın e, takımları için sigortaları olan isimleri konuşacağız. Lewandowski ile başlayalım. Biraz suskundu golcü oyuncu ama e, eski formunu yakalıyor gibi. İki gol attı. E, evet. Maçı kazandırdı. Bir kafa golü muazzamdı bence. Yani böyle içeride Yamal'la yaşadığı bir konu biraz gündem hı hı. oldu. Çünkü genç oyuncu pas vermiyor. Sonra hani böyle çakmak için elini uzatıyor. Hı hı. Orada olmuyor. ya hı hı. E, Olabilir bazen böyle şeyler. Şey olur canım yani. takım içinde da. normal yani. Bir de genç o lider falan. Evet. E, ha şöyle oldu. Bence Barcelona ile ilgili biraz Xavi'nin oyunu ile ilgili sıkıntı olduğu için şampiyonlukla ilerleyen sezonun devamında biraz coşkuyu kaybetti. Hı hı. Bir de stadında oynamıyor tabii. Stadı yapım aşamasında. Evet. Bunun etkisi çok fazla ama Levan'ın iki golünü izlemek keyifliydi. Golün kaskosu değil mi Sinan? Katılırım. Buyurun. Lewandowski varsa kasko onundur. <laughs> Son yılların duyduğum en iyi sloganı yani. <laughs> Salah'la devam edelim. Salah'ın iyi performansı Liverpool'un iyi performansı demek. Dolayısıyla e, onların istedikleri hedefe yürümesi için Salah'ın gol kaskosu olması gerekiyor zannediyorum. İki gol attı. E, takımın da lideri oldu. Salah'ın bence yaptıkları Biraz göz ardı ediliyor kırdığı rekorlar, ortaya koyduğu performans. Bugün MVP ödülü, en değerli oyuncu ödülü verilirken şuna bakar. Genellikle Amerikalıların yaklaşımı böyledir. Hı hı. Ki bence olması gerekendir. Yani sadece skor katkısından ziyade hangi spor yapıyor olursa olsun. Hı hı. Bir oyuncuyu bir takımdan çıkardığında takımın performansı ya da etkisi hı. ne kadar azalıyor, ne kadar yükseliyor? Doğru. Şimdi böyle baktığında belki de Avrupa'nın MVP'si Muhammed Salah. Yani Liverpool'dan çıkar... Tabii Salahlı ve Salahsız Liverpool arasında çok Tabii. büyük fark var. Düşünün, çıkaralım buradan Salah'ı. Daha standart zaten. Koy Salah'ı oynuyor şu an takım. Çok özel oyuncu ve şunu yapmak kolay değildir daha kariyerini devam ederken. Premier Lig tarihinin en iyi 11'leri yazılırken %90'ı Salahsız yazılamayacak. Böyle bir adam. Peki bir de buraya Mbappe ekleyelim. Tabii e, aslında Paris Saint Germain çok şaşalı e, isimlerin ve işte performansların ardından biraz sönük kaldı Avrupa takımları arasında konuşulurken. Bilmiyorum katılıyor musun? Haklısın. Ama bu tabii Mbappe'nin performansını çok etkilemiyor. Hattrick yaptı. Evet yani. Ama şöyle bir şey var Sinem. Maçtan sonra Luzernik'e Mbappe'nin performansını beğenmediğini söyledi topsuz oyununda daha iyi olmalıya getirdi. Takıma katkısının Hı -hı. daha iyi olması gerektiğini atması etmez diyor aslında yani. Biraz eski toprak. Bu bu arada önemli bir yaklaşım. Çünkü bunu herkes Efe katılmıyor bak orada. Ya şimdi üç gol attı daha ne yapsın kardeşim var da? Evet. Şimdi dünyanın en iyi oyuncusu benim. Hmm. dediğiniz zaman sizden beklenti artabiliyor. Yani çünkü Fransa şampiyonluğu kesmeyebilir sizi. Ama ben Luz... zaten yani. Mesela Ruizernike ben şöyle katılmıyorum. Hı. Katılmamasına şöyle katılmıyorum. Ruizernike <laughs> oradan bir mesaj veriyor. Yani hem takıma bir mesaj veriyor hem Mbappe'ye bir mesaj veriyor hem de kendini gösteriyor. Biz burada seninle konuşmuştuk. Evet. Eğer Ruizernike varsa bütün varoluşunu kendi yansıtmalı. Evet. Ve Paris'te hele Mbappe'nin olduğu bir Paris Saint-Germain'de bütün varoluşunuzu yansıtamazsınız. Ama seneye bu adam Gidecek. Evet, oradaki dengeleri ve kendine olan, ait alanı sanki biraz belirliyor gibi Henk'ada. Çok net bir varoluş gösterdi bence. Herkes bunu ya 3 gol atmış adamı niye öyle diyorsun? E, yani şimdi eğer kalacaksan ve ya anlaşmazlık yaşıyor da olabilir bu arada yani tabii. tarzına sistemine uymuyor falan da olabilir ki. Hoş yani Mbapp'e her tarzda ve sisteme uyan bence bir oyuncu. Hani sadece gol atıyor ve biti, muhteşem bir bitirici olduğu için değil yani atlet özellikleri, topsuz oyundaki tabii, 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 tabii. performansı, oyun zekası sorumluluk alma yeteneği vesaire vesaire ama tabi e, tabii bir takım olarak bir bütün olarak Paris Saint Germain'i bir yerden bir yere götürmeye çalışıyor şu an üzerindeki. Yani Fransa Ligi şampiyonluğunun bir anlamı yok ki. Bir de lider. Tamamen şampiyonlar ligi şampiyonluğuna oynaması gereken bir takım yani artık Paris Saint Germain'in. Bir de liderliğinize sekte vuruyor olabilir. E, o değerli bir şey. Olabilir. Bir de en özeti. Güçlü de bir karakter yani. Çok. Mbappe. Çok. Ya fazla güçlü bir karakter yani evet. hatta. Yani Fransa'nın evet. şu an en bir sene önce Fransa'nın en değerlisiydi. E, tabi tabi yani evet Sarkozy, öyle evine kolay değil yani Sarkozy, onu da yönetmek. Sarkozy arabayla aldı evine götürdü Katar'a gitti gitmesin diye ülkenin anahtarı verildi. Doğru. Ya Şimdi böyle bir ego 20 küsur yaşında size gelince ama Luzernike şu Luzernike burada başarı sağlayacaksa tamamen kendi sistemini kurmak Hı -hı. zorunda. Mecbur. Zaten Luzernike öyle başarılı olursunuz. Hı -hı. e Haliyle bu da bence bunun mesajı. O ve on global sigortayla haftanın enleri takımlarının sigortalarını konuştuk. Devam. Şimdi Pike'nin ya dair eski eşine dair açıklamaları var. Bakalım. Shakira ile ayrılığımız hakkında konuşmayacağım. İnsanlar neler yaşadığını yüzde 10'unu bile bilmiyor. Beni suçluyorlar. Size bir şey söyleyeyim mi? Hakkında söylenenleri dikkate alsaydım bir apartman dairesine çıkıp 6. kattan kendimi atardım. Her şeye dayanmanın tek yolu söylenenleri duymamazlıktan gelmektir diyor. Ne diyorsun? Şakira da işte neler çektiğimi bir anlatsam inanamazsınız neler yaşadım tadında bir açıklama yapmıştı. Benzer zamanlarda sanırım sonra pike yaptı bu açıklamayı. E yani sonuçta... E, bir ilişkide tek haklı biten, var mıdır? Bir, bir zannetmiyorum. Hı -hı. Bir tartışmada ayrılıkta da herkes haklı olamaz bence. Hı -hı. Daha haklı olan bir taraf olabilir buna katılırım. Öyledir de bence. Hı -hı. Ama yani bu kadar uzun soluklu işte çocukları var vesaire tabii ki karşılıklı birçok şey yaşanmıştır yani. Ama Pike genel olarak hep bir zaman zaman nefret objesi olduğu için Şakira'dan bağımsız da öyle. Yani Barcelona'da oynarken sevilmezdi yani Pike. Karakter olarak da biraz problemlidir yani. O yüzden eleştiriler karşısında biraz böyle konuşmuş. Bu arada son cümlesi hayat mottosu olarak uygulanabilir bence. Hı hı. Hayatta her şeye dayanmanın tek yolu söylenenleri duymamazlıktan gelmektir. Şey vardır. ya Biraz olgunlaştıkça bunu görüyorsunuz. En büyük sizi tutacak hayatınıza böyle çengel atacak şey yaşadıklarınızı hayatınızın en etkili yerine koyuyor olmanız. Yani eğer siz yaşadıklarınızda nefretle, öfkeyle sürekli bir olguya yaşanmış bir şey takılarak hareket ederseniz ilerleyemezsiniz. Evet. Ve mutsuz olursunuz. O yüzden biraz umursamaz olmak iyidir. İyidir. Kendi hayatınıza odaklanmak iyidir. Başkasının hayatı üzerinden yaşamamak iyidir. Ve affetmek de güzel bir şeydir. Nötrlenmek de güzel bir şeydir. Affedip yola devam etmek en huzurlusudur hatta Kesinlikle. bence benim fikrim. Yine Piken'in açıklamaları var. Devam edelim. E Real Madrid son Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu şansa kazandı. Kimse hatırlamayacak diyor Ancelotti de buna yanıt olarak Pique kendi dünyasında yaşıyor diyor. Aynen saçmalamış falan da diyor hatta. Ben de katılıyorum saçmalamış yani. Ya şu şurada... Şampiyonlar Ligi şampiyonu olacaksınız da hatırlanmayacak ya, oluyor, yani. Ya olur hatırlanmaz olur mu yani? Sen bile hatırlayıp konuşuyorsun işte Peki. Ya Aa <laughs> çok güzel söz geldi aklıma öyle deyince. <laughs> söyle. Onu onu unuttum demek bile onu hatırlamaktır. Hatırlıyorsun bu arada her şeyi. Hı hı. Evet biz burada konuşmuştuk. Paris Saint Germain daha iyi oynamıştı. Manchester City evet. daha iyi oynamıştı. <laughs> Ama abi tarih kazananı yazar. Real Madrid kazanır. Aynen, öyle. Bırakalım o işleri. Devam ediyoruz şimdi. Blake'le haftanın ter döktüren sorusu geliyor. Hangi ikilinin aynı takımda ter dökmesini isterdiniz? Icardi Şimanski, Dzeko Zaha, Tadic Abubakar, Ronaldo Messi, Haaland Mbappe. Havlan ben bey istemedim. Yok ben genel olarak bu olguya karşıyım. ya. Ne? Yani bu süper. Büyük yıldızların bir arada oynamasını ama. Aynı takımda daha doğrusu oynamasını. <laughs> NBA'de de mesela çok oldu süper takım oluşturma tartışmaları biliyorsun. Evet doğrusu. aynen. Oluyor orada. Oluyor. Hani orada daha biraz daha farklı tabii. Yani sonradan olmaya başladı. nereye oynayacak abi. Sonradan olmaya başladı. Yani evet. Hatta Michael Jordan şey demişti. Bizi o dönem ayıran. Lerinin kendi takımı vardı. Benim kendi takımım vardı. Messi'nin kendi takımı Hı -hı. vardı evet. ve hiçbirimiz güçlenmek için birbirimizle güç birleştirmedik. Evet, aslında işte. güçlenmek için rakip. Tabii. Kim Messi ve Ronaldo mesela bunu hep yıllardır aynı şey söylüyorlar. Biz birbirimizi gelişimle, rakip olarak evet. katkı sağladık. Tabii. Ya şimdi o yüzden ben öyle büyük yıldızların bir arada ha bak takımın içinde oluşurken anlarım onu. Sergen Tümer birlikte oynasın, oynat oradayken. Hı -hı. Ama yani bunun için yeni oluşturmaya Bilmiyorum mesela ben Ronaldo ile Messi bir takımda izlemek hiçbir zaman ben istemedim. Ben de istemezdim hiç. hiç Haaland de, de istemiyorum. İstemiyorum yani. Daha, onlar daha uyumlu bir ikili olabilirdi ama. Daha uyumlu olur üzerinden biz yorumlayalım olur. peki. Ona ne dersin? Mesela Haaland ve Mbappe bence uyumlu. Yani Mbappe çok hareketli süratli. Doğru doğru. Ya Haaland da evet nispeten. Ee, sanki birbirlerini tamamlar gibi geldi bana mesela. Uyumlu olabilirler. Yani tabii orada şey de oluyor şimdi birçok takımda gördüğünüz ego çatışmasının olmaması lazım. Ya bu ideal bir dünyada zaten canım yani hani. Tamam. O anlamda en uyumlusu bence ne demiş Tadiç, Abubakar Efe öyle diyor. Olabilir bu arada yani. Olabilir. Tadiç çok hareketli, Bakar birazcık daha e, statik olabilir. Evet. Ya yani evet. öyle eşliyorum ben. Bir taraf daha hareketli ve uh -huh. şey hani. İki kardeşim aski de güzel olabilir. 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 Yani hoş ama bilmiyorum. Yani. Yorumları çok, çok, bekliyoruz. Çok giremedim bu soruya. Peki devam ediyorum. Harry açıklamaları var gelsin. Hala Münih'te varıyorum bulamadım. Umarım kış devre arasında bulabilirim. Vallahi. <laughs> ya yazık şu adam Münih için neler yapıyor. Paramparça etti bütün ligi. Bu adama nasıl ev bulamıyorsunuz? Bu adama biriniz bir ev verin ya. Beğenmiyor. Harry Kane evsiz olur mu? Yani. Tamam bir baba yiğit çıksın. Evet ya. Al kral sen bize neler yapıyorsun değil bu sene desin. Bence yani. Tercihen sahibinden merkeze yakın. Asansörlü otoparklı. <laughs> Münih merkezine yakın. Münih merkeze yakın. Asansörlü otoparklı. Ev oteller her zaman merkeze yakın seçeceksiniz. Maçı stat zaten arabaya binip gideceksiniz abi. Ya bak evet buradan <laughs> bütün genç muhabir arkadaşlara sesleniyorum. Aynen. Size tavsiye ilk başta edilir. bak size ilk başta diyecekler. Yok, yok stada edilir. yakın otel bulduk diyecekler. Sakın dinleme. Hayır, sakın. En S büyük. Her o, zaman evet. oteli merkeze yakın seçin. Stada zaten gideceksin yani evet. bir şekilde. Ne yapacağız stada yakın oteli? O <laughs> Çünkü genellikle stada. Bu dünyada herhalde en çok deflasyona gitmiş. <laughs> hem muhabirlik yıllarında hem spikerlik yıllarında bir ikiliden geliyor öneri. Çünkü genellikle Bu yatırım tavsiyesi tam. Net. Kariyer tavsiyesidir de. <laughs> <laughs> Stada yakın oteller daha uygun olur. Önce o önerilir. E, merkeze Etmeyin. Oteli kendiniz bulun abi. Bulun uğraşın onunla yani. O güzel iştir. Bu arada yani belki daha iyi odaklanıyordur şu an ev hayatına tam geçmediği için. Otelde kalmayı sever misin? Yani nötr. Ya. Çünkü zaten gezmeye gittiğim zaman yani maça bile gittiğim zaman işte maç, gezme, sürekli bir şey çekme falan otelde çok az zaman geçiriyorum yani. Ben deplasmanda veya tatilde otelde inanılmaz az zaman geçiriyorum. Ben de diyorum. Yani onu, Odur yani. motto yani. Peki şu evet mümkün olduğu kadar erken kalkın, mümkün olduğu kadar geç dönün. Evet yani iki gün, üç günden hiçbir şey olmaz yani. Peki Yorgunluk, morgunluk. sana Heh. Münih TV'den üç yıllık sözleşmeyle kontrat Heh. teklifi geldi. <gülüyor> Anlaştın. Minik <laughs> TV'den Münih mi? Minik TV'den. Peki. Ama yani tabii hani Türkçe de izliyor. Türkçe yayın yapacaksın. Tamam. Güzel. Sen Bana o... Almanca yükleniyor hemen. yükleniyor tabi tabii. Yükleniyor <laughs> tamam. O, sen oyununu sergileyeceksin. İlk bir seneyi mesela otelde geçirmek ister misin? Hemen ev bulur musun? Hmm, bak bu güzel bir soru. Oradan yapalım empatiyi dedim. Benim tercihim ev olur ya. Benim de tercihim. Bir düzenim, bir şeyim olsun falan. Öyle bir ev olur tercihim. Evet işte o, o, odaklanmak için de önemli ya bence. Bence de ait olmak, odaklanmak, evet, evet. hani biraz daha kişiselleştirmek her şeyi. Abi buradan, Alışmak. Buradan Bavyeralı arkadaşlarımıza sesleniyoruz. Lütfen. Mini bir... TV'de yer açılırsa. <gülüyor> <gülüyor> bana bir ev hayali verin. Her ikine de lütfen şöyle merkezi <laughs> ısıtmalı. Işıklandırması güzel. Kombili mi yoksa? Mi? Kombili olsun. İyi ışıklandırmalı. <laughs> Alttan ısıtmalı tercihan. Al. Ünlük soğuk olur. çok soğuk olur çok ya. Çok soğuk oluyor ya. İnanılmaz soğuk bir yer yani kışın. Ya kış ne ya? Yazın gözünü seveyim. Ben biraz sıkıldım Hadi. yaz olayından yalnız. Bir kar mar görmek istiyorum. Bir ay sonraki programda tekrar konuşalım. <laughs> tekrar konuşalım. Burayı kesip real yapacağız ha Efe. Tamam. Doğaç ona göre. <laughs> Eyvah. Of ya falan diye tamam, girişim. Bu soğuk ne kardeşim? Şu bu soğuk ne falan. Peki bence artık bitirelim Hadi. programı. O zaman hoşçakalın.